Ercan sandalye mi arıyorsun? Hayır, sandalye aramıyorum. Ha, başka bir şey bakıyorum. Evi özlemiş, evi geziniyor. Evi özledim. Yok abi, kahvaltıyı balkonda yapacağım da bugün. Bahçede daha doğrusu. Oraya bak. Yeni mekan açtık. Mekanda yap istersen. Yok kardeşim. Şey. Mekan sıfır altı. Mekan bizim kardeş. Kimsenin görmemesi lazım. İstersen 02 Adıyaman'da yapalım. Niye kimsenin görmemesi lazım sana? Nereye bak abi, anlamadım. Kahvaltıyı balkonda yapmak ne? Yok abi, Nur'la kahvaltı yapmayı düşünüyorum da bugün. Abiler, Ercan bize kahvaltı hazırlamıyor geldiği kusura zaman. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Bize kahvaltı hazırlayacak. Biz de buna izin vereceğiz. Sen daha dün yeni geldin. Bugün Nur'la burada kahvaltı yapmayı mı düşünüyorsun? Evet. Allah Allah. Ne olacak abi? Hani niye hızlı koşan bir at, işte. Atasözü var ya. Evet abi, sen açıksın bu konularda. Niye böyle? Yok, abi açayım mı? Burada ne? Adam, git abi. Burada mı yapacaksın? Savaşmaya hazır. Yani savaşından değil abi. Şimdi orada başka insanları rahatsız etme halim yok. Burada biz bizeyiz. Yani biz birbirimizi idare ederiz. Yok, belki onların bahçede başka planları vardır kızların, anladın mı? Meşgul etmeyelim bahçeyi diye. En güzel. Biz de bugün tamam, bahçede havuz yapacaktık. Bahçeyi havuza çekecektik. Tamam burada yapsın. İlişkisiyle ilgilensin. İlişki yolunda. Süper. Kardeşim, senin için dediğimiz yok. İki tane ilgilenen aday var diyeceklerse onlar desinler. Bizi ilgilendirmez yani. Yani bizi hiç ilgilendirmez. Hani adam gelmiş abi, yapmak istiyor. Adam yapsın yani evet, ama. Üçüncü evet, gelişi. Ben çayın suyunu koyuyorum. Siz ne dersiniz onu bilemem yani. Üçüncü hani biz hep buradan götürüyoruz ya, o buraya davet edecek, burada kahvaltı yaptıracak. Enteresan yani. Aynen. Bir de böyle deneyelim abi. O zaman biraz ekstra yap da bize de kalsın, biz de yiyelim hani. Şey, deneyelim. Çay yapmışım. Ha şey, bu ısınmıştı. Ercan, ben çok neye sevindim biliyorum. Sabahlar artık ya, çay içeceğiz kardeş ya. Yapacağım kardeşim. Çay love you. Çay love you. Çay love you is back. Grevine gidiyorum. Hayır, bana gelin no, adayı gelene kadar, istediğim gelin adayı gelene kadar yemek yemeyelim. Ah, anlaşık grevine kadar söyleyebiliyor musun? Sen istediğin gelin adayının özelliklerini bir kağıda çıkışta şu kapının oraya bırak, orada bunu tekrar onları. İstediğim gelin adayını şöyle kameralara karşı ileteceğim ve o an itibariyle rejime şey pardon çok özür dilerim. Greve, açlık grevine girmiş bulunacağım. Özür dilerim. Ramazan hazırlık yapmışsınız. Ne? Ramazan hazırlık yapmış. Hem Ramazan hazırlık, bir taşta iki kuş vuracak. Hem gelin adayını buraya getirmeye çalışacak. Aç aa çocuk üzülüyoruz falan deyip hani buna bir gelin adayı getirecekler, hem de göbekten kurtulacak adam. Ya bu ne alakası var kardeşim? Ben böyle bir zeka, böyle bir şey görmedim. Öyle yani, öyle bir şeyle alakası yok kardeşim. Ben artık bir gelin adayıyla ilgilenmek istiyorum. Ben sıkıldım artık sizden. Sizinle devamlı sohbet muhabbetten sıkıldım. Hoş ben geldin, de gelin Batuhan. Adayla Batuhan hoş geldin. Batuhan nerede? Batuhan nerede? La çocuk gibi kayboluyor yine. Nereye saklanıyor ben anlamadım. Biz de girmedi ki, o girdi mi bize? Girmedi galiba. Bugün Mehtap aday geliyor. Aa. Evet. Ha, Chris miydi? Chris geliyor bugün. Müslüm. Aynen. Çok güzeldi ya Müslüm. Çok güzeldi ya. Türkçe öğrettin mi? Türkçe az çok işte 2-3 kelime biliyor. Chris kim için öğretmeseydi? Müslümanlar değil mi Müslüm? Mehtap'ın Türkçe konuşmalarından sonra soğuyabilir. Soğuma ihtimali var. Öğrenmemesi daha mantıklı. Ses tonundan soğuyacak o bir ara. Öyle mi? Müslüman'ın kısaltmaları mı? Aslında doğru söylüyor kanki. Bu doğru söylüyor. O çocuğun adı Mümin. Ne ya? Müslüm daha iyi oluyor ya. Müslüm daha iyi oluyor. Müslüm daha güzel oluyor da doğru ya. Müslüm daha güzel. Abi bak, Chris Christian. Aynen. Müslüm. Aynen. Direkt oldu yani. Aynen. 8 aydır programın içerisindeyim. Tanımıştır herhalde. Buraya gelecekse atlan diyecek. Gelecek. Yok öyle bu saatten sonra. Doğru söylüyor. Öyle. Doğru söylüyorsun kardeşim. Adnan geliyor, yakışıklı olduğu için Adnan. He, karakterimiz yok bizim. Sinir etmesinler. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Bu Hande acaba gerçekten Semih'e geldi sonra fikir değiştirişinde sana mı? Bence yok, öyle. Kız benimle ilgilendiği falan yok mu? Abi dün çok üstüne gittik. O yüzden bıy yaptı. Böyle bir şey değil, yaptı. Abi, değil. Yok yok, ben net yeni gelin adaylarına sesleniyorum. Buradakilere seslenmiyorum. Bu saatten sonra gelecek aday hangi kameraysa artık benim adımı verip gelsin ve gerçekten de istediğim gelin adayı gelene kadar yemek yemeyeceğim. Allah Allah. Sana gidiyor. Zahmet şuna çok basar mısın? Ya. Çok yağ koktu içerisinde. Fazla yemeyeceğim. Televizyon önünde yemeyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Korkuyorum yani. 2 sene sonra televizyonu açtığımda hala kısmetsiz olur da Adnan'ın bana gelecek adaylarını arıyor. Ya ne olursan ol gel artık kardeşim ya. Buraya gelen, ismini veren ilk adayı kesin tanıyacaksın mı? Ya baba bizi bu karakterin olarak zıt olsa bile tanıyacaksın mı yani? Yok, ismini vermesi öyle yeter değil mi? Alican. Kardeşim gelecek, benim adımı verecek. Ve burada devamlı ben kriterlerimden bahsediyorum. Kriterlerime de uygun olursa Allah! Sonra Tankut abinin kıskandığım ilişkisini yaşayacağım. Ben gidiyorum.
bir parça bir şey götür lan, çiçek çiçek götür. Aklıma geldi de ne götüreceğim? Al şuradan bir parça, al şunu götür lan. Ali ya, kahvaltı mı hazırlasak bize, ne yapsın? Şey yok. Ya da boş ver ya, otur yapalım, muhabbet edelim sonra. Şurada yeriz. Ya ben gidiyorum, daha ne istiyor ya, Allah Allah. Aynen, bulamadım şey. Bir gün buraya mağara adamı olarak gelmek istiyorum, böyle kostüm giyip. Bütün gün öyle takılmak kostüm istiyorum. Kostüm mü giyip? Mağaradaki adamlar kostüm mü olur? Ne? Uzun bir elbise giyerim işte. Kaptan mağara adamı. Mağara adamı gibi gelirsem olmaz. Sen yeter ki sen kısmetse olur.